Evet, 121 numaralı soruda arkadaşlar bir fonksiyonla beraber eşitsizlik verilmiş. Ne yapıyorduk? Biz çarpanları ayırıyorduk önce. Kökleri sıfıra eşitleyerek köklerden bir tanesini 2 buluyorduk. Şunları sıfıra eşitlediğin zaman, arkadaşlar bunu sıfıra eşitlediğin zaman kökünü sadece -4 olarak bulmuş oluyorduk. Şimdi biz bunları sayı doğrusunda küçük ve büyük olarak yerine yazalım. Şimdi 2'den büyük bir sayı tutalım. Mesela atıyorum 3 gibi. Sonra -4 ile 2 arasında bir sayı tutalım. Mesela atıyorum 0 gibi. Sonra -4'ten küçük bir sayı atalım. Atıyorum -5 gibi. Bakın hiç formu bilmeyenler için anlatıyorum bunları. 3 yazdığımız zaman arkadaşlar 2 eksi 3 ve f3 geldi. Arkadaşlar burası eksidir. F de 3 verdiğiniz zaman da bakın şöyle bir şeyler göstereyim hemen size. Bunun da 3 verildiği zaman eksi olduğunu sonucunuzun artı geldiği için şuranın artı olacağını bilin. 0 verdiğiniz zaman sevgili arkadaşlarım aynı şekilde 2 eksi 0 ve f0 gelmiş olacak. 2 eksi 0'ın yanlış mı yaptım? Yok, doğru yaptım. 2 eksi 0'ın artı olduğunu, f0'ın da negatif olduğunu gördüm. Bu sefer de cevabım eksi oldu. Şunu da hemen sonuçlandıralım. Eksi 5 verdiğiniz zaman arkadaşlarım buranın artı geleceği bellidir. Çünkü eksi eksi artı gelecektir. Ve f de eksi 5 yazacaksınız. F de eksi 5 yazınca o da artıdır. O zaman cevabınız artı geldi. Zaten artı eksi artı genellikle giderler. Ne istiyorsunuz sizler bizden? Sıfırdan küçük olduğu yerler. O zaman buranın çözüm kümesi eksi 4'ten artı 2'ye kadar eksi 4 de yok, artı 2 de yok diye söyleyebiliriz. Evet, 122. Şimdi diyor ki eşitsizlikte diyor arkadaşlar fx 0'a eşit ve 0'dan küçük olacak. Arkadaşlar fx'in 0'a eşit ve 0'dan küçük olduğu yerleri ben çizeyim. Fx'i buldum. Sıfır olduğu yerler ve sıfırdan küçük olduğu yerler istediniz. Bakın şu aralıklarda fx hep negatif değerler alır. Onu hemen söyleyelim. Sonra ne istediniz? Onu da diğer şekilde yapalım. Gx'in sıfırdan büyük olduğu yerler istenmiştir. Ama eşitlik de var. Gx'i de buldum. Onun da sıfırdan büyük olduğu ama eşitliği de almış olacaksınız. Demek ki sıfırdan büyük olduğu yerleri onları da buldum arkadaşlarım. Onu da yazdım. Arkadaşlar o zaman soru çözümü belli oldu. Sizler ne istiyorsunuz? Fx'lerin negatif olacağı bir yer, gx'lerin pozitif olacağı bir yer. Yani bir negatif bir pozitifin buluştuğu yerleri işaretliyorum. Sıfırdan 2'ye kadar bu aralıktaki her şey tutar arkadaşlarım. Bu arada sıfırla 2 arasındaki yerlerde gx'ler, fx'ler negatiftir. Gx'ler de pozitiftir. Başka bir yeriniz bu eşitsizlikte tutmaz. 123. Bir denklem vermiş. X1 küçük x2 iken kökleri bulmadan köklerin işaretini tespit ediniz diyor. Tamam. Peki. Köklerin çarpımından hemen başlayacağım. Köklerin varlığı için delta'ya bakılır. Köklerin işareti için önce çarpma sonra toplamaya bakılır. Köklerin çarpımının formülü c bölü a'dan c. Bu sıfırdan küçük çıkınca ben şöyle anladım. Ters işaretliler. İşaretliler. Peki ters işaretlilerse o zaman şundan dolayı x1 küçüktür, 0 küçüktür, x2 olmalı net arkadaşlarım. Bu bir. Sonra toplamlarına bakalım peki. Kökler toplamının formülünü yazmaya kalktığınızda arkadaşlar hangi kökün ağır bastığını göreceksiniz. Kökler toplamı da eksi b bölü a'dan eksi 6 sıfırdan küçük geldi. O zaman şöyle demeye getiriyorum. Negatif kök mutlak değerce daha büyük. Mutlak değerce daha büyük. Büyüktür. Arkadaşlar sonuç. Delta sıfırdan büyüktür. Köklerinizin negatif olanı budur. Ama kökler de
mutlak değerleri kıyaslamaya kalktığınız zaman işin toplamı bana diyor ki negatif kök mutlak değerci daha ağır basmıştır. 124 numaralı soru. Arkadaşlar eşitsizliğinin çözüm kümesi x'tir, y'dir. Şimdi x eşittir 2 dediğiniz şey analitikte şöyle doğrulardır. X eşittir 2 doğruları. Y eşittir 1 dediğiniz ama bu kesikli çizgi değil. Bu y eşittir 1, bu x eşittir 2 doğrularıdır. Şimdi sizler diyorsunuz ki arkadaşlar y eşittir 1, y 1'lere eşit ve 1'den küçük olacak. X'ler de 2'den büyük olacak. O zaman hem y eşittir 1 çizgisinin alt tarafındasınız, hem de x eşittir 2 çizgisinin sağ tarafındasınız. O zaman sizin çözüm kümeniz şu aralık olmak zorunda sevgili arkadaşlar, bundan sonrası. Yani y eşittir 1'in altında, x eşittir 2'den büyük olan yerler buralardır. Evet, bu eşitsizlik sorularının çözümü için arkadaşlar analitikte tekrar işlem yapacağız. Şöyle yazalım. Y eşittir önce x artı 1 çizgisini çizerseniz x'e 0 verdiğiniz zaman y'si 1 olur. Ve y'ye 0 verdiğiniz zaman arkadaşlar x'ler de bu sefer eksi 1 olur. Sizin eksi 1'iniz, x'in eksi 1 olduğu yer burasıdır. Y'nin de 1 olduğu yer burasıdır. Sizin doğrunuz şudur. Yalnız bizim doğrumuzun alt tarafını mı tarayacağız, üst tarafını mı tarayacağız? Bunun için şöyle bir şeyler yapmamız lazım. Eksi 1, 1. Mesela 0, 0 denensin. Denensin. Nerede deneyeceğiz? Eşitsizlikte arkadaşlarım. Evet, x yerine 0 yazıyorum, y yerine 0 yazıyorum. Bakalım sorumuz doğru mu çıkacak? 0 küçük eşit 1 geldi. Doğru bir sonuçla karşılaştık. O zaman ne demek istiyorum onu da hemen söyleyeyim. 0, 0'ın olduğu bölge sizin için hayırlı bir bölgedir ki yerine yazmışsınız, sonucu da doğru bulmuşsunuz. O zaman arkadaşlarım doğru cevabı gösteriyorum. 0, 0 tarafına gitmeli. Bu soru için cevaplarımız bu şekilde. 0-0'ın olduğu yerler sizin için doğru bölgedir demek istiyor. Evet, devam edelim. 126. Şimdi y eşittir x kareyi önce çizeceğim. Sonra y eşittir x'i çizeceğim. Ondan sonra sizin istediklerinize geçeceğim. Y eşittir arkadaşlar x kare ve y eşittir x'ler şunlardı. X kare şunun gibiydi. X de şunun gibiydi. Yalnız ben bunu istemiyorum sizden. Ne istiyorum? Y büyük eşit x kareyi çizmenizi istiyorum. Bir de y büyük eşit x'i çizmenizi istiyorum. Onları da hemen çizelim. Bu doğruların ve eğrilerin ne tarafını işaretleyeceğiz görelim. Arkadaşlarım bu eğrinin içi mi doğru, dışı mı doğru? Bu aynı şekilde birer tane nokta alarak bunu bulabilirsiniz. Mesela şuradan bir nokta alalım. 0,1 gibi bir noktayı deneyelim. Bunda da aynı şekilde 0,1 noktasını deneyelim. Arkadaşlar 0,1 noktası bu soruda nasıl bir yorum yapacağız? Bir bakalım. 1 büyük eşit 0 geldi. Doğru bir sonuç. 0,1'e bakalım. 1 büyük eşit 0 geldi. Yine doğru bir sonuç. O zaman ne yapacağız onu söyleyeyim. Sizler madem 0,1'i doğru buldunuz. Parabolün o noktaya göre olan tarafını taradım. Doğrunun o noktaya göre olan tarafını taradım. O zaman ben sonuç olarak hepsi için ortak bir çizim yapıyorum. Normal çizdim. Y eşittir x karenin grafiğini çizdim. Ondan sonra y eşittir x'in grafiğini çizdim. Ne demek istiyorsunuz? Parabolün içinde kalacaksın, doğrunun da üstünde kalacaksın. Arkadaşlar parabolün içinde kalacaksın, doğrunun da üstünde kalacaksın. Yani doğrunun da sol tarafında olacaksın ve parabolün de içinde kalacaksın. Sizin gerçekte
Şunu birazcık daha arkadaşlar şey çizmek istiyorum. Daha net gözüksün istiyorum. Şöyle birazcık bombeli çizersem şunu. Bir de şuradan y eşittir x'i şöyle çizersem daha iyi görüşeceğiz. Doğrunun üstünde parabolün içinde. Arkadaşlar sadece şuraları tarayabilirsiniz. Sizin çözümleriniz buralar olmak zorunda. Çünkü doğrunun alt kısmına geçemezsiniz. Parabolün içinde hem parabolün içinde kaldım hem de doğrunun üst tarafında kaldım. Yani doğru cevabımız bu. Arkadaşlar bir başka soru. Tamam. Y eşittir x kare eksi 6x parabolünü önce bir çizelim. Önce x'e 0 verdiğimiz zaman ve y'ye 0 verdiğimiz zaman geçtiği yerleri de buldum. Parabolün çizimi bu. Şimdi bunların hangisi taranacak? Onu da hemen söyleyeceğiz şimdi. Bir kere x'ler 0'a eşit ve 0'dan küçük olacaklar. Ben kaçıncı bölgeyim biliyor musun? X'lerin 0'a eşit ve 0'dan o küçük olduğu yerler. İkinci bölgede olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Veya üçüncü bölgede olabilirsiniz. Bu net bunu söylüyor. X'ler 2 ve 3'te olacak kesin. Şimdi bu parabolün neresini tarayacağım? Önce onu söyleyeyim. Ben ne demiştim? Bir nokta alalım. O da 0,1 deneyelim. Bakalım doğru sonuç veriyor mu? Şunu da deneyeceksiniz. 1 acaba 0'ın karesi eksi 6 çarpı 0'dan küçük müdür? Bakıyorum. Hata verdi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu 0, 1 tarafına gitmenizi istemiyor. O zaman ben hemen yan tarafına doğrusunu çizeyim. Şunu çizmiştiniz. Siz nereyi taramanız isteniyor? Bu iç bölgesi değil. O zaman dış bölgesini taramak zorunda kalacaksınız demektir bu. Peki sonuç. Benim istediğim cevaba gelelim. Sizler arkadaşlar parabolü çizdiniz. Parabolün dışında kalacağınız net ve ikinci ve üçüncü bölgede de kalacağınız net. Parabolün dışında kalacaksanız sevgili arkadaşlar bir de ikinci ve üçüncü bölgede kalacaksanız böyle olmak zorundasınız. Başka türlü olmaz. Parabolün dışında kaldım. İkinci ve üçüncü bölgede kaldım. Olayınız budur. Evet, geldim. Fx ve gx için işaret tabloları verilmiştir. Ondan sonra gx'in sıfırdan küçük olduğu yerler isteniyor. Gx alt satırda sıfırdan küçük olduğu yerler buralar arkadaşlarım. Fx pozitiftir. Fx üst satırda sıfırdan büyük olduğu yerler isteniyor. O zaman da onlar da buralar arkadaşlarım. Peki siz her ikisine de uyacak mısınız? Bu her ikisine de uyacağınıza göre ortak olan tarafının 1 ile 4 arası olduğu nettir. Eşitlik yoktur çünkü tablonuzda bakın, tablonuzda değil, verilen eşitsizliğinizde eşitlik olmadığı için bunu almaya gerek yoktur. Evet, yeni bir denklem vermiş. Denkleminin pozitif 2 kökünün olması için. Arkadaşlar pozitif ama farklı mı onu dememiş. Bir kere pozitif 2 kök delta büyük eşit 0 net. Çünkü farklı devseydi delta büyük 0 yazacaktım. Pozitif 2 kökün çarpımları da pozitif olur. Toplamları da arkadaşlarım pozitif olur. Bu 3 tanesini değerlendirmek zorundasınız. O zaman ben çarpımlardan başlayayım. Kökler çarpımı yani c bölü a'dan 1 zaten pozitif çıktı. Diyorum ki teşekkür ederiz. Bu kolay oldu. Köklerin toplamına gelelim. Arkadaşlarım köklerin toplamı yani kökler toplamı -2m -2 geldi. Kökler toplamını sıfırdan büyük istemiş idik. Ona da hemen bakalım. O zaman atarsınız öbür tarafa. Yani 2m'in yani -1'den küçük kalır m'in değerleri. Buradan da bunu bulmuş olduk. En son delta'ya bakalım. Delta küçüktür 0 demiştiniz. Pardon, delta büyük eşit 0 demiştiniz.
kontrol edelim. B kare eksi 4ac. Yani 2m artı 2'nin karesi, değil mi? 2m artı 2 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olmalı. Sevgili arkadaşlar, şimdi bu 4 tane m artı 1'in karesi eksi 4 büyük eşit 0 gibi bir şeydir, biliyor musunuz? Karesini aldığınız zaman. Şu 4'leri götürmek istiyorum da ondan. M artı 1'in karesi eksi 1 büyük eşit 0. 2 kare farkından yararlanalım. Bir m artı 2 gelecek. Köklerim bir eksi 2 olacak. Bir de köklerim 0 olacak. Yani direkt kafadan onların köklerini ayırdım. M artı 1 artı 1. M artı 2 gelecek. M artı 1 eksi. Doğru. Sıfırdan büyük bir sayı. Artıdır, eksidir, artıdır. Sevgili arkadaşlar, ne istiyorsunuz? Pozitif olan yerleri istiyorsunuz. Buraların da kökünü böyle buldum. Hem bunu alacağım hem de bunu alacağım. Şimdi her ikisini birleştirelim. Şimdi sizler diyorsunuz ki eksi birden küçüğüm. Eksi birden küçükseniz eğer sıfırdan büyük olma halini zaten düşünemezsiniz. Peki eksi birden küçüksünüz. Bu arkadaş da diyor ki eksi ikiden küçüğüm. O zaman hepiniz için ortak. Kesinlikle eksi 2'den küçük olma hali her şeye uyan haldir. Başka bir çözümü olamaz. Evet, devam edelim. Denkleminin kökleri arasında bağıntısının olması için en hangi aralıkta olmalıdır? Arkadaşlar, bu müfredat dışı bir konu sorusudur. Öyle söyleniyor. Aslında müfredat dışıdır ama ben müfredat içinden çözeyim. Bir çıkartırsanız bakın müfredat içine nasıl gelmiş oluyor. Bu da bu şekilde olur. Ben şimdi bu ifadeyi bir çıkarttım, bu hale getirdim. Bu altlarını çizdiğim sayıların ikisinin de arkadaşlar işaretlerinin ters işaretli olduğunu anladım. Yani ben bunları çarpmış olsam iki ters işaretli şeyin çarpımı olduğu için sıfırdan küçük kalır. Biraz düzenleyelim. X1 çarpı X2, sonra eksi parantezinde X1 artı X2 ve sonra 1 artı 1 küçük 0. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl müfredat içi yaptım? Kökler çarpımının formülü C bölü A M karedir. Kökler toplamının formülü eksi M'dir. Artı 1 küçük 0. Bakın sevgili arkadaşlar, bağıntısının olması için M hangi aralıkta olmalıdır sorusuna bir cevapla karşılık verdim. Bir yanlışlık yaptık mı? Feci bir yanlışlık yaptık. Şunları yerine yazarken her zamanki gibi yanlışlık yaptık. Yukarıyı yanlış görüyorum çünkü. Şurayı sadece ikinci derece denklem olarak gördüm. Burası C. Kökler çarpımı arkadaşlarım C. Yani m kare eksi 2m eksi 3 yazalım. M kare eksi 2m eksi 3. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan, arkadaşlar burası da eksi m artı 1 küçüktür 0. Düzenleyelim, şimdi oldu herhalde. M kare eksi m eksi 2 küçüktür 0 geldi ki o zaman m'e m ve eksi 2'ye artı 1 şeklinde bunu çarpanlara ayırırsanız kökleriniz eksi 1'dir 2'dir ve artılı eksili artıdır. Siz sıfırdan küçük olduğu yerlerden bahsediyorsunuz. O zaman bu aralıkta olmalı emleriniz diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu soru müfredat dışı olan bir soru ama gördüğünüz gibi gayet güzel sorulabiliyor.